Ekonominin temel ilkelerine döneceksiniz. Ekonominin ne olduğunu bileceksiniz. Ekonominin neyi, nasıl, ne zaman, nerede şekilde etkileneceğinden farkında olacaksınız. Sonradan meydana gelen bir takım felaketlerin doğrudan doğruya çözümlemesine yönelik getirilen görüşmelerin veya alınan tedbirlerin ayakta kalacağını, kalıcı tedbirler olmayacağını bileceksiniz. Türkiye ekonomik yönden zihniyetini değiştirmek zorundadır. Aklını başına devşirmek zorundadır. Ekonomiyi ekonominin bilimine göre, ekonominin öngördüğü yasa ve kurallara göre yönetmek zorundadır. Şimdi bir, siyaset sosyolojiye bağlıdır. Sosyoloji de ekonomiye bağlıdır. Bir yerde ekonomi iyi yönetilmiyorsa hiçbir şey iyi yönetilmiyor demektir. Deken hususlardır. Ekonomi bir denge birimidir. Ekonominin kendisi sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı tatmin vasıtaları arasındaki dengeyi kuran bir sosyal bilimdir. Bir denge kurmaya çalışan bir bilimdir. Sınırsız ihtiyaçlar var, sınırlı da tatmin vasıtaları var. Bu ne demek bu? Ekonomide asgari tedbirlerle veya asgari tedbirlerle işi bir süre yönetirsiniz. Ama gider duvara çarparsınız. Çünkü ekonomi kendi kuralı içerisinde yürütmek zorundadır. Eğer ekonomi etkili olmasaydı Sovyetler Birliği yıkılmazdı. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının nedeni ekonomidir. Ekonomide ekmeği üretemezsiniz. Milletin karnı açsa o millete anlattığınız hiçbir hikayenin toplumda karşılığı olmaz. Önce bunun bir altını çizelim. Şimdi enflasyon, yani enflasyonu bir ay durdurmak, bir ay fiyatları stabil konumda tutmak suretiyle enflasyonu denetim altına almaya çalışıyordu. Belki bir ay için şu veya bu tedbir, şu veya zorlayıcı unsurla işi dengede tutabilirsiniz. Ama enflasyonun mantığına uygun bir şekilde davranmazsanız geleceğiniz yine enflasyonla sizi yüz yüze bırakır. Enflasyon toplam talebin toptan arzdan, yani üretilenle tüketilen arasındaki farktan doğan ve kaynağında parasal akımların rol oynadığı devamlı ve önemli fiyat yükselişleridir. Demek ki toplam taleple toplam arz arasındaki dengeyi kuracaksınız. Hı hı. Yani şirketlerin kapısına jandarma koyarak veyahut bir takım yasal baskı unsurları çıkararak şunun fiyatını şundan satacaksınız, bunun fiyatını bundan satacaksınız diyemezsiniz. Böyle bir şey dünyada yok. Ne var? Talep azsa arzı azaltıyorlar. Talep çoksa arzı artırıyorlar. Ve dolayısıyla arzla talep arasında dengeniz oluyor. Bunun üzerinden yürütüyorsunuz. Daha Türkiye'ye anlattık ama Türkiye'de daha şu anda üretim tüketim arasında bir dengenin kurulması gerektiğini arkadaşlar bilmiyor. Arzla talep arasında bir dengenin kurulması gerektiğini bilmiyor. Gelir gider arasında bir dengenin kurulması gerektiğini bilmiyor. Yatırım tasarruf arasında bir dengenin kurulması gerektiğini bilmiyor. İthalat ihracat arasında bir dengenin kurulması gerektiğini bilmiyor. Bunları yapmazsanız, bunları dengelemezseniz ondan sonra alacağınız tedbirler hep palyatif tedbirler olur. Bunun kalacağı da olmaz. Üretimden fazla tüketim yaparsanız, piyasaya sunduğunuz arzdan fazla, daha fazla talep olursa, gelirinizden fazla gideriniz olursa, İthalatınızdan fazla ihracatınız olursa ve yatırımdan fazla tasarrufunuz ters yönde bu etki yapar olursa o zaman sizi kurtaracak hiçbir şey olmaz. Her şeyi kuralına uygun bir şekilde yapmak ve yönlendirmek lazım. Şimdi Türkiye'nin Sayın Yakup Aslan'ın da ifade ettiği gibi Türkiye şu anda 3 tane büyük bir felaket geçirdi. Bu geçirilen felaketler, bakın üzerine basarak söylüyorum, bunlar uzun vadede etkileri çok büyük olacak şeylerdir, felaketlerdir. Ne oldu? Bir defa bir Covid olayı yaşadık. Bir üretimsiz dönemine girdik. Bir turizmsiz döneme girdik. Bir ticaretsiz döneme girdik. Yani çok sınırlı sayıda bir ticaret vardı. Bu üç konuda tedbirlerin süreç içerisinde alınarak etkisini minimize etmeye çalışmak gerekiyor. Yani 2020 yılına ortalarına kadar 2 yıl neredeyse dünyada turistik ve seyahat hareket yapılmadı.
Bunların yansımaları olacak. Ve bu yansımalar ister istemez uzun vadede ekonomimizi rahatsız edecek. İkincisi, Türkiye'nin beşte biri yıkıldı. Daha kimse bunun farkında değil. Beşte biri yıkıldı. Yani bu beşte bir böyle şey yapılabilecek, geçmişle mukayese edilebilecek bir olay değil. Türkiye'nin başına gelmiş son 100 yılın belki de 500 yılın en büyük felaketlerinden bir tanesi. O tane ilçeleriyle beraber ekonomidendir. İnsanlar ölmüştür. 50 bin diyor artık, Allah hepsine rahmet eylesin. Çok ciddi bir üretimsizlik orada söz konusudur. Bütün bunların batıya göç etmeleriyle, büyük kentlere göç etmeleriyle beraber dengeler bozulmuştur. Bu dengelerin içerisinde en önemlisi kiradır. Yani geldi insan, orada yaşamak istiyor. Yaşayacak, başını bir yere sokacak. Bazı insanlar da var, fırsatı ganimet bilen ve dolayısıyla da paranın dışında millet, devlet, Allah, para hiçbir şey tanımayan, paraya tapan, Marx onun için Kapital diye bir kitap yazmış. Bir kitap der 3-4 cilt. Şimdi bunun için ifade etmiş. Dolayısıyla bunların da devletin sosyal politikaları çerçevesinde denetim altında tutulması gerekiyor. Son zamanlarda gerek iktidar gerek muhalefet ağzına geldiği gibi piyasaya para sürmeye çalışıyor. 15 bin lira ben adama vereceğim diyor. İşte ben geldim 15 bin lira şey vereceğim size, ikramiye vereceğim. Geçmiş dönemlerde bunları gördük. İki tane anahtar veriyorlardı ve o anahtarların ikisini bıraktı değil. Kuşburnu bile millete veremediler. Yani şimdi herkes bol miktarda bir vatandaş dal kavukluğuna soyulmuş ve vatandaştan oy alabilmek için akla gelmeyen, akla ziyan ne kadar şey varsa onu koyuyor. Hiç kimsenin üretimi artıracağım, tarlaları yeniden ekeceğiz, fabrikaları geliştireceğiz, üretim pazarlaması yapacağız. Türk halkı, senin kurtuluşun senin ellerindedir. Sen kendin üreteceksin. Ben önünü açacağım. Sen kendin ekeceksin. Ben seni destekleyeceğim. Sen fabrika kuracaksın. Ben senin yanında olacağım denilecek yerde. Ben size şunu vereceğim. Ben size bunu vereceğim şeklinde. Bir mantık, hala ilkel bir siyaset. Siyaseti bir rüşvet aracı olarak veya fırsat aracı olarak kullanmak. Yani bu ülkenin gerçekten birikimlerine ayıp ediliyor. Bu ülke çok büyük tecrübeler geçmiştir. 1828 Balta Limanı Anlaşması'nı düşünün. Düşünün o zaman o Balta Limanı Anlaşma ithalatın serbest, ihracatın yasaklı hale getirildiği bir dönemdi o dönem. Arkasından 1881 Muharrem Kararnamesi'ni düşünün. Muharrem Kararnamesi'yle biz paralarımızı ödeyemiyoruz denildiği, bayrağın çekildiği bir dönem. Bütün leş kargalar gibi bütün ülkeler batı ülkeler üstümüze çökmüşlerdi. Arkasından rüsumüsitten ettik biz. Rüsumüsitte ne? Galata bankerlerinin ile 6 tane tütün, ipek vesaire gibi konuları devlete almayacak. Bundan sonra o vergileri devlet adına siz toplayacaksınız. Onlara yetki verildi ve arkasından Dünya İdaresi geldi. Onun arkasından da devlet. Onun için bizim ekonomik meseleyi ekonomi biliminin, ekonomi mantığının temeline oturarak yürütmemiz gerekiyor. Ekonomi bir şey meselesi değildir. Planlı, programlı bir çözüm değildir. Konuşulması ekonomi lazım aslında Sayın Hocam. Ayağı yere basacak, üretim tüketim konusunu ele alacaksınız ve onun üzerinden yürüteceksiniz. Bu söylemle bir takım demagojilerle oy alabilirsiniz ama ekonomi yürütemezsiniz. Ekonomi teşekkürler.